Sayın İl Başkanım, Sayın İl Yönetimimizin değerli üyeleri, kıymetli Diyarbakır halkımız ve siz çok kıymetli basın emekçisi arkadaşlarım. 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili aday adaylığı basın açıklamamıza hoş geldiniz. Yakın zamanda Diyarbakır'ın da içinde olduğu 11 ili kapsayan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bir daha böylesine sonuçları ağır felaketlerin yaşanmaması için herkesin yaşananlardan gerekli dersi çıkarıp sorumluluk bilinciyle hareket etmesini temenni ediyorum. İçinden geçmekte olduğumuz tarihsel süreci göz önünde bulundurarak kadınların yer almadığı hiçbir mücadelenin başarıya ulaşamayacağı şiarına olan inancımdan ötürü üyesiyle olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı olma kararını vermiş bulunmaktayım. Niçin mi adayım? Kürt sorununun parlamento çatısı altında demokratik ve barışçıl çözümü için, kayyum uygulamalarına son verilmesi için, liyakat sahibi kadroların yeniden tesisi için, kamu personel alımlarında mülakat sisteminin kaldırılması için, çok yönlü, kapsayıcı iş gücü ve mesleki eğitim politikaları uygulayarak işsizlikle ilgili yapısal sorunları çözmek için, kadın haklarının siyasi pazarlık haline getirilmediği ve her gün biz kadınların katledilmediği bir Türkiye için, toplumun yarısını oluşturan biz kadınların yönetim kademelerinde daha fazla söz sahibi olabilmesi için, aile destek sigortası ile ihtiyaç sahibi kadınlarımızın sosyal güvenceye kavuşması için, gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi için, engelli bireylerin yaşam alanlarını kolaylaştırıcı politikaların daha da etkinleştirilebilmesi için, tarım ve hayvancılık politikalarının üretici odaklı yeniden düzenlenebilmesi için, bölgemiz ve Diyarbakır özelinde güçlü kooperatif sistemi ile kırsaldan kente doğru oluşan nüfus hareketliliğinin önlenmesi ve yerelde kalkınmanın sağlanması için, mikro ölçekli işletmelere kamu kaynaklı teşvikler verilerek ülke ekonomisine katma değer sağlanması için, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kadim kentimiz Diyarbakır'ın cazibe merkezi haline gelerek turizm faaliyetlerinin devamlılığı için, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızın amacına uygun projeler üretilerek daha verimli kullanılması için, yeşile, doğaya, canlıya saygılı kent yaşamı için, şehirlerimizin inşasında rant ve kişisel menfaat odaklı değil, insan yaşamını önceleyen projeler geliştirilmesi için. Şairin de dediği gibi, yok öyle umutları yitirip karanlıkta saldırmak. Unutma, aynı gökyüzü altında direniştir yaşamak. Biraz daha sabır, biraz daha inat. Kapının arkasında bekleyen ölüm değil, hayat. İşte tam da bu nedenlerle haksızlıklara, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere karşı bir kadın, bir anne, bir yoldaşınız olarak genel başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüyle taşlandırmış olduğu mücadelenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Bu mücadelede yanımda yer alan ve desteğini esirgemeyen aileme ve tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. Sersara Serçava Hatı.